Arkadaşlar merhaba. Satranç öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kalenin hareketlerini öğreneceğiz. Arkadaşlar kare bulunduğu karenin dikey ve yataylarında ileri, geri, sağa ve sola istediği miktarda ilerleyerek herhangi bir kareye gidebilir. Tabi önü gördüğünüz gibi boşsa. Şimdi arkadaşlar, kalenin yolu üzerinde kendi taşlarından biri varsa bu durumda ne yapacak? Bakalım. Şimdi burada bir beyaz piyonumuz olsun. Kalenin gidebileceği sağ tarafta bir hamledir. Yani piyonun yanıdır. Piyonu aynı renkte olduğu için yiyemez ve üzerinden atlayamaz. Düz olarak gittiği için sağa doğru düz geldi ve piyonun yanında durdu. Piyon burada değil. Burada olsa gene aynı. Geriye doğru gelecek. En fazla gelebileceği yer piyonun önü duruyor. Eğer yolu üzerinde karşı tarafın taşı varsa, siyah taşımız varsa bu durumda arkadaşlar siyah taşı alabilir ve o taşın yerine oturur. Evet arkadaşlar, siyah taşlarda kalenin bulunduğu dikey ve yatay sütunlardaysa ise kale onu yiyebilir. Eğer kendi taşı varsa dikey ya da yatay sütunlarda en fazla gidebileceği o taşın yanıdır. Taştan ileri gidemez ve onun üzerinden de geçemez, onu yiyemez. Son olarak arkadaşlar, kalenin diziliminde bildiğiniz gibi köşede olur ve önünde de taşlar dizili olduğu için açılış pozisyonunda hareketsizdir. Biz taşların önünü açarak kalemizi dışarı çıkarırız ve böylelikle hareketini sağlayabiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde de atın hareketlerini inceleyeceğiz.